bir kez daha engellendi. Çalışma Bakanlığı neyden çekiniyor? İtibarının sarsılacağını mı düşünüyor? Eğer itibar kazanmak istiyorsanız emekçilerin hakkını verin. Bugün yürüyüşümüz aynı zamanda en temel insan hak ve özgürlükleri içindir. Milletvekilliklerinin keyfi hukuksuz düşürülmesine karşıdır. Parti kapatma davalarına karşıdır. Vergilerimizin bir AKP vekilinin özel kalemi özel aracında kokain çeksin diye harcanmasından bıktık. Üzerimizdeki baskılar sadece kanun hükmünde kararnamelerle değil tabii ki. Bu örgüt sürgünleri yaşıyor. Neden yaşıyor sizinle paylaşalım. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikamız dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaybedildikten sonra oradaki kadrolara hiçbir uzmanlığı olmayan, TCDD kültürünü bilmeyen insanları getirip TCD'lerin başına koydunuz. Cinayetler işleniyor, ulaşım cinayetleri. Biz bu özelleştirmeye karşıyız dedi arkadaşlarımız. Bugün hepsi sürgünde karşı karşıya. Aynı şey PTT için de geçerli. Ulaşım Bakanlığı'ndaki iki iş kolumuzda biz bu sorunu yaşıyoruz. Görüşmek istediğimizde bakanlığın kapıları kapalı. Neyden korkuyorsunuz? Son sözde kadınlarla ilgili olsun sevgili dostlar. Kanun hükmünde kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararlarıyla halkın iradesi çiğnenerek bir sürü karara imza atılıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı. Kadınlar köleleştiriliyor. Kadınlar erkeklerin mülkü gibi görülüyor. Sen git evde çocuk bak, engelli bak, yaşlı bak, hasta bak. Böylelikle sermaye de devlet de kendine düşen maliyetleri sıfırlıyor. Daha bir gün önce bu ülkede 6 tane kadın öldürüldü. LGBT'lere ayrımcılık kullanan dili asla kabul etmiyoruz. Biz bu ülkede tüm farklılıklarımızla eşit, özgür, bir arada barış içinde yaşamak istiyoruz.